Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı 3 önemli çıkış yaptı, bana göre önemli. Bunları size duyurmak istiyorum. Bir tanesi Aleviler ve cemevlerinin ibadethane sayılması konusunda, birisi göçmenler konusunda ve bir diğeri de Filistin-İsrail konusunda. Bu özellikle son ikincisinin Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde yaptığı konuşma olması önemli. Çünkü neden önemli? Onu da söyleyeyim hemen. Sonra hemen cemevleri, Aleviler işine geleceğim. Önemli çünkü şimdiye kadar, son geçtiğimiz 22 yıldır Adalet Kalkınma Partisi iktidarları döneminde şöyle bir söylem var. Yani özellikle iktidar tarafından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunu sık sık dile getiriyor. Efendim, yurt dışına gidiyorlar, işte Türk dış politikasına aykırı şeyler söylüyorlar filan diye. Bunu Özgür Özel'e bunu söylemedi. Çünkü Özgür Özel böyle bir şey de yapmadı. Aslında daha önce de yapılmış sayılmaz bu. Ama böyle bir söylem var. Şimdi İmamoğlu'nun Avrupa Konseyi'ne gidip Strasbourg'da, Avrupa Konseyi'nde Yerel Yönetimler, Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde konuşup orada hem göçmenler konusunda hem İsrail konusunda Türk dış politikasıyla paralel konuşması önem taşıyor. Ne dedi? Ne dedi? Ona bir gelelim. Şimdi diyor ki örneğin bu Avrupa'nın yaklaşımı diyor göçmenlere. Sadece diyor Türkiye'ye işi yıkıp, hatta şöyle diyor, Türkiye duvar olsun oradan geçmesin de ne olursa olsun politikası hem Türkiye'ye hem de insani açıdan mültecilere büyük haksızlıktır diyor. Avrupa'nın yaklaşımı demokratik değerleri zedeleyen bir yaklaşımdır diyor. Yükün paylaşılması vakti gelmiştir diyor. Peki çözüm önerisini de söylüyor. Çözüm yolu göç veren ülkelerde ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamaktır diyor. Şimdi bu böyle. İkincisi bu Filistin meselesi konusunda oldukça güçlü bir çıkış yaptı. Dedi ki Ukrayna'da gösterilen bu dayanışma, Ukrayna halkıyla gösterilen dayanışma ve Ukraynalı göçmenlerle, çünkü bunu biz çok hissetmiyoruz ama Avrupa'da özellikle işte Polonya, Almanya sınır bölgelerinde Rusya'yla çok ciddi bir Ukraynalı göçü durumu var. Hatta size söyleyeyim, Türkiye'ye gelen Suriyeli kadar, ondan daha fazla Ukraynalı Avrupa'ya göçmüş durumda bu savaş nedeniyle. Diyor ki İmamoğlu da, Ukrayna'ya gösterilen bu güçlü dayanışma, örnek dayanışma Filistinli sivillerin katliamında görülmüyor. Bunu göremedik diyor. Avrupa'nın ve uluslararası toplumun insani davalara aynı ölçüde, dramlara aynı ölçüde tepki vermek zorunda, her türlü zulme aynı şekilde karşı çıkmak zorunda diyor. Şimdi bu enteresan bir şey ve orada da yine hani Türkiye'nin hep öteden beri tezi olan Filistin konusunda iki devletli çözüm meselesini dile getirmiş. Bu önemli. Bunlar hani göçmen ve şey konusunda. Gelelim cemevi ve ibadethane, cemevlerinin ibadethane sayılması konusuna. Hatırlayacaksınız, bundan bir ay kadar önce, belki hatırlayanlar olur, belki de ben şimdi söylemiş olayım. Şöyle bir demeç vermişti İmamoğlu. Cemevleri ibadethanedir. Bunu kabul etmeyen, ettirmeyen, etmemeye çalışan hangi anlayış varsa tarihe gömülmesinin zamanı gelmiştir diye. Bunu neye istinaden söylüyor? Geçtiğimiz dönem 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne de şimdi söyleyeceğim türden bir teklifte bulunmuştu. Teklif getirmişti İmamoğlu ve Adalet Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla reddedilmişti. Şimdi artık belediye meclisinde de Cumhuriyet Halk Partisi üstün olduğuna göre bu şeyden bu kararı almış. Ne karar? Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü. Buraya cemevlerini ve diğer dinlerin ibadethanelerini de eklemiş. Şimdi bu enteresan bir şey. Yani İstanbul'da özellikle işte sinagoglar, kiliseler falan vesaire var. Ama cemevlerinin buna eklenmesi önemli. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim, Diyanet İşleri orada duruyor. Belediye ne yapabilir? Diyanet İşleri kabul etmiyor. Diyanet İşleri o kadar kabul etmiyor ki işte cemevleri sanki böyle bir kültürel faaliyetmiş gibi Turizm Kültür Bakanlığı'na bağlandı ve orada da
pek çok tartışma var. Bu tartışmaların bir kısmını hani sizlerle paylaştım efendim, şeyi işte Aleviliği Sünnileştirmeye çalışma falan gibi çok ciddi eleştiriler var. Ama hala ibadethane sayılmıyor devlet tarafından. Peki belediyenin sayması neyi değiştirecek? Diyor ki hani şeyler, yönetmelikler falan, kamu hizmetinin tarafsızlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi diyor ki kamu hizmetinin tarafsızlığı ilkesinden yola çıktık. Şimdi ibadethanelerin şeyi, inşası, eğer gerekiyorsa ibadethanelere tesis inşası, bakımı, onarımı, yani belediyenin camilere yaptığı, camileri yapmak zorunda olduğu hizmetlere cemevlerinde eklemiş durumda ve gerekiyorsa diğer ibadethaneleri de eklemiş durumda. Bu önemli bir şey. Şimdi neden önemsiyorum? Çünkü acaba başka illerde de, başka büyük şehirlerde de, başka şehirlerde de bu izlenecek mi aynı yol? Yani işte Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Trabzon'da, ne bileyim yani Türkiye'nin diğer şehirlerinde, Diyarbakır'da bu aynı yola gidilecek mi? Yani belediyeler sadece belediye hizmetleri açısından, belediye hizmetleri açısından cemevlerini ibadethane sayacaklar mı? Bu gerçekten bir test olacak. Yani hani hep söyleniyor ya efendim, hoşgörü var, her tarafa hoşgörü, bu bir hoşgörü böceği olduk yani hepimiz. Ama iş fiiliyata gelince, iş uygulamaya gelince o yok, o olmuyor. Şimdi İmamoğlu bir adım atmış durumda. Bu önemli bir adımdır. İstanbul'da atılması daha da önemlidir. İstanbul ülke büyüklüğünde bir şehirdir. Yani hani İstanbul şehir olsa Avrupa'da 6. 7. büyük şehir falan, ülke falan olacak nüfus bakımından. O kadar önemli. Dolayısıyla bu cemevlerinin ibadethane sayılması ve ibadethane gibi bakım, onarım vesaire, onun gibi hizmetlerin belediye kapsamına alınması, tıpkı camiler gibi, camilerde zaten öyle gibi, bu önemli örnek bir uygulama. Şimdi Avrupa Konseyi'ndeki bu hani yerel ve bölgesel yönetimler kongresindeki hem göçmenler hem Filistin konularındaki şeyle birleştirildiğinde, yani böyle bir üç çıkış filan aynı günde yapılmış oluyor. Enteresan. Avrupa Konseyi deyince şunu da sizlerle paylaşayım. 17-19 Eylül tarihlerinde Bakanlar Komitesi tekrar Osman Kavala'nın durumunu ele alacak. Osman Kavala hala içeride, yıllardır içeride Gezi davasından ve bana kalırsa tamamen bir fikir suçlusudur. Ama işte terörizm, hükümete darbe filan şeyleriyle. Burada Kayhan Karaca'nın, Almanya'nın Sesi Radyosu Türkçe servisi, Kayhan Karaca'nın bir haberi var. Buraya ünlü aktör George Clooney ve onun eşi var, insan hakları savunucusu, avukat Amel Clooney. Bunlar müdahil olmak istemişler. Amerika'da işte ki bir sivil toplum örgütü ve hukuk bürosu, onun adına müdahil olmak istemişler. Enteresan bir şey olacak. Tabii Türkiye'nin de bir pozisyonu var. Defalarca avukatları şeye başvurdular. İşte yeniden yargılanma talebine defalarca reddedildi. Bir yumuşama da görülmüyor bu konuda. Ama enteresan gelişmeler oluyor. Bunu söylemişken yine hani İmamoğlu'nun bu Filistin meselesine, Avrupa Konseyi gözünde onu dile getirmesine ve Türk Dışişleri'nin aynı çizgide çıkış yapmasına değindik. Bir de şeyin, Özgür Özel'in bugün çıkışı var. Diyor ki İsrail devleti tarih önünde bu yaptıklarının hesabını çok zor verecektir. Ne vesileyle söylemiş bunu? İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda cenazesi getirildi. Ayşenur Ezgi Eygi. Filistin'de İsrail kurşunuyla öldürülmüştü. İsrail şey dedi, işte biz yanlışlıkla olduk, tamam biz öldürmüşüz ama işte öyle kalabalığa ateş açtık, ona gelmiş filan dedi. Amerikan Başkanı Joe Biden tamamen uydurdu. Efendim yerden sekmiş kurşun filan diye İsraillilerin bile söylemediği bir şeyi söyledi. Sırf hani kınamış olmamak için. Yine Kamala Harris kınadı, büyük trajedidir filan diye. Allah razı olsun. Yani hakikaten artık tahammül ötesi şeyler. Ondan sonra ama otopsi raporu da çıktı. Otopsi raporu kurşunun Ayşenur Ezgi Eygi'nin başına dik bir açıdan geldiğini, yani öyle sekme filan değil,
dik açıdan iddialara göre nişancı, keskin nişancı ateşiyle öldürüldüğünü gösteriyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nden bir tepki daha var. Anthony Blinken, Dışişleri Bakanı. Kendisi biliyorsunuz büyük eleştiri altında. Yani İsrail'in Dışişleri Bakanı mısın, Amerika'nın Dışişleri Bakanı mısın gibi. O dahi şey dedi. Yani bu barışçı gösteri yaparken oraya niye ateş açılıyor filan dedi. Çünkü Ayşenur Ezgi şeyde öldürülüyor. Bir protesto gösterisi yani. Şey değil. Böyle bir çatışma, silahlı çatışma filan da yok. Bir protesto gösterisinde. Özgür Özel bir de onu bugün bu çağın deniz gezmişi ilan etti. Hani 1970'lerde deniz gezmişler gidip Filistin'de silahlı eğitim almaya gitmişlerdi. Ve orada İsrail'e karşı bizzat savaşan ekiplerdendi. Sonra Türkiye'ye geldiler. Ne olduğunu sonra biliyorsunuz. Ama dedi bu şey anlamında söylüyormuş bunu, öyle söylüyor. Ama biz dedi bu hani Türkiye'de solcular, sosyal demokratlar her zaman Filistin davasını savunmuştur. İşte dedi Ayşenur Ezgi de bunu savunmak için oradaydı ve işte bir gösteri sırasında, barışçı gösteri sırasında İsrail ateşiyle öldürüldü. Biliyorum şu konuya değinmemi istiyorsunuz ama özellikle değinmeyeceğim bir şey ortaya çıkmadan artık. Bu Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak Fosettük Çukuru gibi. Yani köyde, ailede, bütün o çevrede herkes el birliğiyle adaleti yanıltmak için, çocuğun öldürüldüğünü örtbas etmek için yani inanılmaz şeyler yapmışlar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç diyor ki bilgilerin çoğu yanıltıcı, şey yapmayın. Hakikaten ben bu ortaya çıkana kadar bu konuya çok değinmek istemiyorum. Mide bulandırıcı. Büyük bir rezalet. Büyük bir rezalet ve onu savunmaya kalkanlar da o rezaletin bir parçası bana kalırsa. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.